Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının uygulanması ve sorumluluğunun tamamen kendisinde olduğunu söyledi ve Twitter hesabından İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. 15 tane vilayette yürüyüş yapacaklarmış. Ben de dedim ki sizi yürütürsek adam değiliz lan. Sizi yürütürsek adam değiliz lan. Siz devleti ne zannediyorsunuz? Siz devleti ne zannediyorsunuz? Devleti tanımamışsınız. Size devleti tanıtacağız. Devleti tanımamışsınız. Size devleti tanıtacağız. Ben onlara milletvekili demiyorum, biliyor musunuz? Onlar PKK'nın vekilidir. Onlar terörün vekilidir. Kim ne derse desin, vallahi de billahi de umurumda değil. O bir siyasi parti değildir. Terör örgütünün siyasi koludur. Siyasi parti değildir. Kılıç kınından çıkmıştır. Bundan böyle hakim de, hüküm de, cellat da bizzat benim. Dedelerim bu toprakları fethederken kanlarını döktüler. Kan dökmeden vermeyiz. Allah'ını severseniz Kato'da, Gabar'da, Cübide, Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda, Kars'ta, Çemçe'de, Madur'da, Tunceli'de, Ali Boğazı'nda o evlatlarımız niye mücadele ediyor? Ezanın muhafazası için, bayrağın muhafazası için, namusumuzun muhafazası için niye mücadele ediyor, bana bunu söyle. Aldığım her istihbarat şuramı, kalbimi zorluyor. Midelerime kramp giriyor. Bundan önünü kesebilmek için Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi kolunu PKK'ya kaptırmıştır. Kaptırmıştır, kaptırmıştır. Artık kız çocuklarımızı daha götüremeyecekler. Onlar öğretmen olacak. Onlar mühendis olacak. Onlar hemşire olacak. Onlar doktor olacak. Onlar memleketimin 780 bin kilometre karesinde hizmet verecek. Onlar annesinin babasının o başını okşayarak büyüyecek. Dağlarda o rezil adamların yanında büyüyecek, büyüyecek. Onlar babasının babasını okşayarak büyüyecek. Dağlarda o rezil adamların yanında büyümeyecek, büyümeyecek. Danışkan babası, 14 yaşındaki çocuklara, 14 yaşındaki çocuklara Murat Karayılan'ın nasıl tecavüz ettiğinden bahset. Onlardan bahset. Onlardan bahset şimdi. Öldürülen öğretmenlerden bahset. İşçilerden bahset. Danışkan babası, 14 yaşındaki çocuklara, 14 yaşındaki çocuklara Murat Karayılan'ın nasıl tecavüz ettiğinden bahset. Onlardan bahset. Onlardan bahset şimdi. Onların kafasını çelmesinler. O çocuklar mühendis olsun, doktor olsun, öğretmen olsun, hemşire olsun, anasına babasına, memleketime, milletime hayırlı evlatlar olsunlar diye. Örgüte katılım sadece 95 kişi. Yılbaşından itibaren 2014 yılında 5500 kişi. Ne noktaya düşür? El birliğiyle düşür. İnanarak, kardeşliğimizi ortaya koyarak Kasım ayında sadece bir kişi katıldı. Sadece bir kişi. Buna karşılık biraz önce bahsettim. Yaklaşık 400 terörist teslim oldu. Bunun 150'sini dağdan indirdik. Bunu ailelerle birlikte ikna ederek yaptık. Diyarbakır, Mardin'i, Bitlis'i, Şırna, Hakkari'yi, Van'ı, Cizre'yi, Yüksekova'yı, buralarda yaptıklarımızı, buralarda yaptığımız yolları, parkları, akıttığımız suları,
burada vatandaşların bulduğu huzuru ve refahı kıskanmaktadır. Allah'ıma şükürler olsun. Derecik sınırdır. Cizre, Yüksekova, Doğu Beyazıt. Allah'ıma hamd olsun ki Doğu ve Güneydoğu'da okullarımızda ve sınıflarımızın her birinde öğretmenlerimiz, hastanelerimizin her birinde nerede olursa olsun doktorlarımız var. Eksiğimiz yoktur. Çocukların okula gitmesini, laboratuvarlarda deney yapmasını, parklarda oyun oynamasını kıskanmaktadırlar. Terörden kurtardığımız belediyelerde millet için yapılan, dikkat edin, 7,5 trilyon, öyle uzun bir zaman dilimi değil, 2 yılda 7,5 trilyonluk yatırımı kıskanmaktadır. 55 bin çocuğumuzu aldık, 3'er günlük gezilere götürdük. İşlerinde ilk kez uçağa binenler, ilk kez denizi görenler vardı. İçinizde anne baba olanlar var. Çocukların gülmesi kadar, mutlu olması kadar Allah'ın sensiz güzel bir şey var. Ama onlar onu da kıskanırlar. Çatladılar, kıskandılar. Çünkü istiyorlar ki devletiyle vatandaşı bir arada olmasın. Millet onlara mahkum olmasın. Millet onlara mahkum olsun. Onlardan başkasını tanımasın, bilmesin. Herkes duysun. Bu millet ne onlara ne de başkasına mahkum olmaz. Bizim her vatandaşımız bu ülkenin asli unsurudur. Devlet onun devletidir. Mesela bu kadar açık ve nettir. Kıymetli hemşehrilerim, meşhur laftır. At bilenin, kılıç kuşananın der. Biraz önce anlattığım hizmetleri onlar yaptı da biz mani mi olduk? Hayır, yapamadılar. Beceremediler. Ve bu şehirde çöpleri zamanında aldılar da biz almayın mı dedik? Esnaftan mal aldılar, parasını ödemek istediler de biz ödemeyin mi dedik? Yol yaptılar da mani mi olduk? Su getirdiler de set mi çektik? Biz Allah şahittir bir tek şeye mani olduk. Nedir biliyor musunuz? Belediyelerde, il başkanlıklarında yaptıkları festivallerde gençleri kandırıp dağa götürmelerine mani olduk. Kandıramadıklarını, daha 12-13 yaşında çocukları okul önlerinden kaçırmalarına mani olduk. Belediyelerin araçlarıyla daha erzak taşımalarına mani olduk. Belediyelerin kasasını soyup soğana çevirmelerine. Allah bir daha düşünmesin. Belediye işçilerinin maaşlarından Kandil için haraç kesmelerine mani olduk. Allah'a hamdolsun mani olduk. Hiç kıvırmasınlar. Lafı eğip gitmesinler. Kendileri Kandil'e bağladılar. Bu belediyelerde Kandil'e bağlamak istediler. Biz buna engel olduk. Aldık, milletimizin hizmetine bağladık. Milletimizin de hizmetine sunduk. İşte. Kız isterken denir ya, biz buraya hayırlı bir iş için geldik. İşte biz buraya bugün hayırlı bir iş için geldik. Hatta hayırlı bir taş için, iş için geldik. Orada attığım adımda, attığımız adımlarda şükür etmek adına sizle burada paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin en temiz şehri Ağrı olacak, Ağrı olacak, Ağrı olacak. Buraya bir bayramda geldim. O zaman malumlar vardı biliyorsunuz, Ağrı'yı yönetiyorlardı belediyede. Burada şu Cumhuriyet Caddesi'nde gezdiğimde bana dediler ki, bu şehrin çöplerini kim kaldıracak? Ne zaman temizlenecek? Hiç merak etmeyinler. Allah'ımıza şükürler olsun. Şimdi 24 saat temizlik. İnadına bazen bir kere, bazen de 6 kere Ağrı'nın her mahallesinde, her sokağında temizlik. Doğu ve Güneydoğu'nun en önemli meselelerinden bir tanesi istihdam, işsizlik. Yani bunun için büyük gayret gösteriyoruz. Tabii elbette ki onun için de huzur olması lazım, doğru mu? Ve sabahleyin tekstil kente gittik. Toplam 55 bin metrekare kapalı alanda sadece ve sadece insanlarımız burada çalışsınlar. Ağrı üretsin. Sadece yurt içine üretim yapmayacaklar. Aynı zamanda ihracat da yapacaklar. Ve bilmenizi istiyorum ki yaklaşık sıkı durun. Bir yıl bile geçmeyecek. 6000 Ağrılı kadınımız orada tekstil üretecekler. Yeter ki bir lamba dikilsin. Yeter ki bir metre asfalt dökülsün.
Yeter ki bir tane okul yapılsın. Yeter ki bir tane kadın kültür merkezi yapılsın. Gençlik kültür merkezi yapılsın. Birbirimize olan sevgimizle cehaleti de yeneceğiz. Yoksulluğu da yeneceğiz. Ve birlikte yarına daha güçlü bir şekilde gideceğiz. Eğer milletin huzurunu, refahını temin etmezse, vatandaşın malını, vatandaşın canını, evladını, ırzını, namusunu koruyamazsa, söylenen sözlerin, edilen lafların hiçbir kıymeti olur mu? Olmaz. Bunlar hakikattir. Bunlar bir emanetin hakkıyla teslimidir. Ve bunlar üzerine hiç kimsenin bir şey söyleyebilmesi mümkün değildir. Hiç kimse laf söyleyemez. Söylese de kıymeti olmaz. Efendim, birisi çıkmış öyle demiş. Şunu yazmış, bunu yazmış. Bizim yaptığımız iş ortadadır. İşte açılışlarını yapıyoruz, temellerini atıyoruz ve hep birlikte görüyoruz. İsteyen istediğini konuşsun. Benim Ağrılı vatandaşım şu saatten sonra buradan trafiğe takılmadan arabasıyla basıp geçebiliyor mu? Evet, o zaman mesele bitmiştir. Size bir şey söyleyeyim. Ya arkadaşlar, bir arabada 300 haciz olur mu? Belediyenin bir arabasında 300 tane haciz vardı. Kımıldayacak hali yoktu. 12,5 milyon, 12.6 milyon borç ödendi. Hacizlerin hiçbiri kaldırılmadı. Bir tek arabasında değil hacı, hiçbir yerde borcu, bu şekilde bir borcu olmayan bir belediye. Yalanla siyaset yapılmaz. Bizim inancımızda yalan yok. Doğru yok, başımızın üzerinde yerim var. Diyarbakır Belediyesi'nin borcu var diyorlar. Diyarbakır Belediyesi bir kuruş borç almadan Diyarbakır'ı da Paris haline getirdi, oraları da Paris haline getirdi. Kimsenin söyleyeceği bir söz yok. Birileri sürekli sağda solda omurdanıyorlar. İftira atıyorlar. Ben öyle lafı sağa sola götüren adam değil. Kitabın ortasından konuşan bir adam. Kimse kusura bakmasın. Ama HDP bu milleti de bu milletin kavuştuğu bu hizmetleri de kıskanmaktadır. Kıskansalar da, çatlasalar da, patlasalar da biz bunları bu asil milletimizi yapacağız.